Ee, hı hı. arkadaşlar e, tekrar için teşekkür ederiz e, bugün Autodesk firmasından e, eğitmenimiz Furkan Günal Bey e, bize Autodesk e, ürünlerini anlatacak e, Autodesk firması da bize yıllardır e, bu eğitim serilerimizde her sene e, destek verdiler çok çok teşekkür ediyoruz e, çünkü bu üç boyutlu tasarım programlarının e, robot tasarım süreçlerindeki öneminin herkes farkında e, bu ürünlerin neler yetiştirmesi önemli bir adım. E, bugün de e, böyle bir sunumla otodesk ürünleriyle neler yapabileceksiniz e, onu e, anlatacaklar kendileri. Hoş geldiniz Furkan hocam. E, hoş bulduk, hoş bulduk Hasan hocam. E, kısaca tanıtığınız için çok teşekkür ederim beni. Ben de kısaca kendimden bahsedeyim. Bugünkü sunumun e, nasıl ilerleyeceğinden bahsedeyim. Daha sonra başlayalım. E, ismim Furkan Günal, Eee Otodesk'te eğitim bölümünde çalışıyorum aslında. Eğitim alanında çalışıyorum. Hem üniversitelerin ve liselerin ya da diğer eğitim kurumlarının Otodesk ile ilişkileri üzerinde yani ilişkilerin geliştirilmesi aşamasında çalışıyorum. Hem de e, Otodesk'in odak ürünlerinden Fusion 360'ın eee Katılımcılarımızın duyduğuna eminim. Fusion 360'ın eğitimlerini aslında ben veriyorum bu eğitim kurumlarında. E, onun dışında eğitim vermenin yanında ben de bu ürünlerin aslında bir kullanıcısıyım. Yani ben de medya ve eğlence sektöründe ya da e, ürün tasarımı sektöründe Autodesk'in ürünlerini aslında kullanıyorum. Yani e, eğitim vermenin yanında ben de dediğim gibi kullanıcısıyım. Dolayısıyla bu eğitimleri aslında verirken de özelleştirirken de ya da bu programları anlatırken de sektörde nasıl kullanıldığından da bahsederek aslında bu eğitimleri vermeye çalışıyorum. Dolayısıyla bugünkü eğitimin daha doğrusu bugünkü sunumun ana şeyini de aslında Fusion oluşturacak ve Fusion'un nasıl kullanıldığı ya da eğitimle yani bir programı anlatmakla aslında bitmiyor. O programa nasıl erişebileceğinizle ilgili ya da Autodesk olarak bizim eğitim alanında neler yaptığımızı eğitim lisanslarına nasıl erişebileceğiniz gibi konuları da aslında bu sunuma eklemek istedim. Onlardan da bahsediyor olacağım. Kısaca kendimi böyle tanıtabilirim. Sunumdan da bu şekilde bahsedebilirim. Şimdi sunuma geçmeden önce isterseniz ben kendi görüntümü de kapatayım. Bant genişliğinden yememek adına daha sonra ekranı paylaş Şu an paylaşıyor olmam lazım. Tam ekrana geçip o şekilde devam edelim. Şöyle kameramı bir kapatıyorum. Umarım tam ekrana geçtiğimde de bir aksilik olmaz. Deneyelim. Siz de umarım görünüyordur. Ee, öncelikle söylediğim gibi e, öğrenmenin ve üretimin geleceği aslında bugünkü konumuzun ana başlığı. Tabii ürünleri geçmeden önce öncelikle Autodesk'den bahsetmek lazım. Aslında Autodesk hepimizin bildiği şirketlerden biri. Yani birçok sektörde aslında endür, endüstri standardı ürünleri kullanıyoruz. E, ürünleri sahibi bir şirket. Otodesk'in e, vizyonu da insanların daha iyi bir dünya hayal etmelerine, tasarlamalarına ve gerçekleştirmelerine yardımcı olmak diyoruz. Tabii ki burada bahsettiğimiz şey sadece bir slogandan ibaret değil. Örneğin bu ekranda e, farklı sektörlerden farklı görseller görüyoruz. İşte sol tarafta bir testa aracımız var. İşte sağ tarafta bir film var. Marslı filmini görüyoruz. Onun dışında gökdelenler, köprüler gibi birçok yapı görüyoruz. Burada Gördüğümüz görsellerin aslında ortak bir noktası var. Bu da otodesk. Ya da bu ürünleri tasarlayan şirketlerin, tasarımcıların, mühendislerin, e, mimarların hepsinin aslında kullandığı yani ortak bir noktada buluşmasının sebebi Autodesk. Çünkü bu tasarımlar yapılırken hem imalat aşamasında hem mühendislik aşamasında hem de görselleştirilmesi aşamasında Autodesk'in ürünleri kullanılıyor. Örneğin sol taraftaki test araca, sol üst taraftaki test araca baktığımızda bu aracın tasarlanması sürecinde yani tamamen aracın tasarlanması, aerodinamiğin, aerodinamik hesapları, üretim hesapları ya da yüzey, A kalite yüzey oluşturma sürecinde Autodesk'in Inventor gibi, Fusion gibi ürünleri kullanılıyor. Bunlar mühendislik alanında aslında ee, yine endüstri standart dediğimiz ürünler. Tabii ki bununla da bitmiyor. Bu ürünlerin bir de pazarlanması aşaması var. Dolayısıyla bu ürünlerin artık görsellerinin de oluşturulması gerekiyor. Ürünler tamam, imal edildi, üretildi. Artık satılması aşamasında bu ürünlerin görselleştirilmesi gerekiyor. Çünkü artık reklam ürünün reklamı yapılırken fiziksel olarak onun e, görsellerini oluşturmak yani fotoğrafını çekip onun üzerinden gitmek aslında maliyet açısından çok daha pahalıya geliyor ve üzerinde istenilen değişiklikler yapılmadığı için artık bu süreçlerin tamamı büyük bir çoğunluğu CGI yani bilgisayarda oluşturulmuş görsellerle yapılıyor. Autodesk bu konuda da lider. E, 3ds Max, Maya gibi duymuş olabileceğimiz ürünler aslında medya ve eğlence sektöründe endüstri standartı ürünler ve kullanılıyor. Örneğin sol üst taraftaki görsel de aslında bir render. Bu şekilde oluşturulmuş bir görsel bu ürünlerle. Onun dışında sağ alt taraftaki aslında e, Marslı filminin de bununla bir bağlantısı var çünkü e, son 25, 28 yıldır özel efekt Oscar alan tüm filmler Autodesk'in ürünleriyle yapılıyor. Yani az önce saydığım 3ds Max gibi Maya gibi ya da farklı ürünlerle, kompozisyonla ilgili farklı ürünlerde e, oluşturuluyor. Bu da ilginç bir istatistik. Tabii ki bununla da sınırlı değil. Yani sadece mekanik tasarım, ürün tasarım ya da medya eğlence sektörü değil, mimarlık alanında da Autodesk'in e, Revit gibi farklı ürünleriyle aslında bu sağda gördüğünüz gökdelenler ya da solda gördüğünüz köprüler oluşturuluyor. Tabii Otodesk'in çok fazla ürünü var ama bu bu ürünlerin aslında odaklandığı tek bir alan var şu anda. O da e, bulut bilişim. Bulut bilişim şu an hayatımızın her yerinde var. Yani sosyal medyada Gezindiğimizde de herhangi bir ürünü kullandığımızda da bu ürünlerin tamamı bulut teknolojisini kullanıyor. E Şimdi kullandığımız ürünler bulut teknolojisini kullanırken bu ürünleri geliştirdiğimiz tasarım araçlarının da bundan uzak kalması mümkün değil. Dolayısıyla Autodesk de artık birinci önceliği olarak bulut bilişimi ürünlerine entegre ediyor. Tabii ki bu entegrasyonun en 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 görülebileceği ürün ya da Autodesk'in en çok eee en odak ürünü diyebiliriz. Fusion 360 Fusion'u dediğim gibi duymuş olabilirsiniz çünkü erişebileceğiniz rahatlıkla erişebileceğiniz ürünlerin başında geliyor. Eee Fusion 360'a bir tasarım ürünü demek ya da bilgisayar desek tasarım ürünü demek çok doğru değil. Aslında bir platform Fusion 360 yani içerisinde hem tasarım alanı var, hem mimarlık, çok pardon, mühendislik ve simülasyon alanı var, hem de üretim alanı var bunların hepsini içeren bir platform diyebiliriz Fusion'a. Mesela burada bir ekran görüntüsü görüyoruz. Daha doğrusu bir ekran görüntüsünün içinde 16 farklı görsel görüyoruz. Normalde çok değil. 5 sene önce bu ekranda gördüğümüz şeyleri yapabilmek için farklı farklı programlar almak gerekiyordu. Mesela sol üstten başlayalım. Sol üstte bir ürün tasarımı görüyoruz. Bu ürün tasarımını yani bilgisayar destek tasarımı yapabileceğimiz ya da yüzey tasarımı yap, yapabileceğimiz farklı araçlar almamız gerekiyordu. İşte ikinci sırada bir simülasyon görüyoruz ya da yan tarafta farklı bir topoloji optimizasyonu görüyoruz. Bunlarla ilgili farklı bir tasarım aracı almak gerekiyordu, bir program almak gerekiyordu. Üst tarafta veri yönetimiyle ilgili ya da oluşturulan tasarımların, e, şimdi bir tasarım yapılırken farklı disiplinler insanlar bir arada çalıştığı için o tasarımın incelenmesi ve revize edilmesi gerekiyor, üzerinde feedbackler veriliyor. Bununla ilgili farklı bir araç gerekiyordu. E, yani burada çok fazla şey var. Mesela alt tarafta imalatla ilgili bazı aşamalar var. Bunlarla ilgili farklı programlar gerekiyordu. E, Fusion'un içinde örneğin elektronik devre tasarımı yapabileceğiniz ayrıca bir modül var. E-CAD dediğimiz e, PCB tasarımı yapabiliyorsunuz. Bununla ilgili ayrı modül var. E, bu şekilde çeşitlendirebiliriz. E, burada gördüğünüz tüm ekran görüntüleri şu an Fusion'dan Aslında Hiçbiri farklı bir programdan değil. Direkt olarak Fusion'la kullanabiliyorsunuz. Peki... Fusion içindeki araçlar olarak nelerden bahsedebiliriz? Bunlardan bölüm bölüm bahsetmek istiyorum ben aslında. Ee, bu alanlardan, çalışma alanlarından birisi 3 boyutlu tasarım ve modelleme alanı. Ee, üç 3 boyutlu tasarım ve modelleme alanında çalışma alanında geleneksel tabii ki bazı metotlarımız var. 2 boyutlu sketch mesela. Yani bilgisayar destekli parametrik tasarım yapıyorsak zaten bir sketch oluşturmak e, gerekecektir. Daha sonra bununla birlikte parametrik modelleme araçları. Bunlara zaten Tüm bilgisayar destekli tasarım programlarından erişebiliyoruz. Bunun yanında freeform dediğimiz ya da T-spline teknolojisini kullanarak modelleme yapabileceğimiz bir alanımız var. Yüzey modelleme yine yapabiliyoruz, Mesh düzenleyebiliyoruz, parametrik modellemenin çok ne diyelim, çalışmayı ağırlaştırdığı durumlarda direkt modelleme dediğimiz modellemeyi yaparken onu bir e, tarih olarak kaydetmeden, historiye kaydetmeden modelleme yapabileceğimiz alanlar var. E, sadece metal tasarımı yapabiliyoruz. Dediğim gibi devre kartı modelleyebiliyoruz, PCB modelleyebiliyoruz. Bunlar çok çok önemli şeyler. Ama burada asıl önemli olan şey şu. Az önce de dediğim gibi Autodesk'in farklı endüstrilerde, endüstri standardı olan araçları olduğu için Autodesk şunu yapabiliyor. Her bir ürününde Uygun gördüğü ya da kullanışlı olan teknolojileri Fusion'da tek bir çatı altında derleyebiliyor. Mesela Freeform modelleme bunun için iyi bir örnek diyebiliriz. Çünkü aslında e, otomotiv sektöründe otomobil tasarımında kullanılan Autodesk Alias ürününün Speedform modülünü mesela Autodesk Fusion'a entegre etmiş. Bu da şu işe yarıyor. Mesela bununla ilgili çok kısa bir e, örnek aslında oluşturdum. Mesela otomobil için bir yüzey tasarımı yaparken bu bahsettiğim Elias ürününü kullanmanız gerekiyor. Ama Autodesk bunu Fusion'a entegre ettiği için burada gördüğünüz gibi bir e, otomobil yüzey tasarımı, hızlı bir yüzey tasarımını kolaylıkla yapabiliyorsunuz. Mesela ben henüz üründen bahsederken, yani Freeform modellemeyi nasıl Fusion'da kullanabileceğinizi bahsederken burada aslında oluşturması çok zor bir yüzey tasarımının oluşturulduğunu görüyorsunuz. E, bu Freeform modelleme kısmında ben şundan bahsedebilirim. Burada modelleme yaparken aslında yüzeyleri, kenarları ya da noktaları hareket ettirerek yumuşak bir tasarımı, yumuşak yüzeyleri sahip bir tasarımı kolaylıkla yapabiliyorsunuz. Mesela burada Grant bu eski Fusion kullanıcılarından yüzey tasarımı yapan tasarımcılardan birisi. Bunu yapan da şu an o. Gördüğünüz gibi çok zor bir tasarım yani geleneksel modelleme metotlarıyla yapmanın bu kadar kısa sürede yapmanın mümkün olmayacağı bir tasarımı burada kolaylıkla oluşturabiliyor. Bunun güzel yanı şu bu tasarımı yaparken farklı bir programa geçmiyorsunuz aslında direkt olarak Fusion'un içinde çalışma yaparken farklı tasarım araçları arasında geçiş yapabiliyorsunuz. Yani T-Splines'tan tasarımı yaptınız. Daha sonra bu aracın motorunu tasarladığınız bir ekip var. O ekiple birlikte motorunu tasarlamaya devam edebiliyorsunuz ya da katı bir model yap oluşturmanız gerekiyor bu tasarım esnasında direkt olarak o tasarımı yapmaya devam edebiliyorsunuz. Biraz daha bekleyelim zaten sonuca ulaşacaktır burada. Gördüğünüz gibi tek yaptığı bu çalışmayı yaparken yüzeyleri ya da yüzeylerin temas ettiği vertexleri, noktaları istediği konumları getirerek tasarımın geri kalanıyla birleştirmek aslında. Ve bu, bunu yaparken simetrik olarak çalıştığını da görebilirsiniz. Zaten biliyorsunuz bir otomotiv tasarımı ya da bir ürün tasarımında genellikle simetrik tasarımlar yapılır. Hem imalat aşamasını kolaylaştırmak için hem de tasarımı, tasarım sürecini kolaylaştırmak için. Burada da aynı şeyin olduğunu görebilirsiniz. Kullanıcı tasarımı tek bir tarafında çalışırken diğer tarafı da eş zamanlı olarak güncellenerek bir araç tasarımı, araç dış gövde tasarımını oluşturmuş oldu. Gördüğünüz gibi zaten tasarımda sonuna geldik. Bu kullanabileceğiniz 5-6 farklı modelleme metotlarından sadece birisiydi Freeform modelleme. Onun dışında simülasyon. Simülasyon çok çok önemli kısımlardan birisi. Yani e, mühendis olarak bu kısmı kullanmasanız bile çalışmanızla ilgili size fikir verebilecek alanlardan birisi. Çünkü tasarımı yaparken ya da bir ürün geliştirme sürecinde direkt olarak bir ürünü tasarlayıp üretip sonra teste teste tabi tutmak çok doğru bir yöntem değil. Dolayısıyla önceden üretime geçmeden ya da henüz tasarım aşamasında bu ürünlerle ilgili simülasyon yapmak gerekebiliyor. Fusion'un içinde de son elemanlar analizi yapabiliyorsunuz, modal analizi yapabiliyorsunuz, termal, termal stres, burulma, event simülasyonu, topoloji optimizasyonu gibi metotları kullanabiliyorsunuz. Ve burada şöyle bir güzel aslında güzellik var Fusion'u kullanarak bu testleri yapmakta. Fusion bulut tabanlı bir ürün olduğu için bundan en başta bahsetmiştim yani Autodesk'in Fusion'u bulut tabanıyla birlikte geliştirdiğini, geliştirdiğinden bahsetmiştim. bulut tabanıyla e, bulut tabanını Fusion'u bulut tabanına entegre etmek sadece modellerin buluta kaydedilmesi gibi değil. Mesela simülasyon alanında biliyorsunuz bir analiz yaparken bu hesaplar bilgisayarla yapılıyor. Ya işlemciyle ya da ekran kartının işlem gücüyle. Ama bu çok çok zaman alan bir işlem. Aslında simülasyon yapmak. Autodesk Fusion 360 bulut tabanlı olduğu için siz bu simülasyon hesaplarını bulutta çözdürebiliyorsunuz. Böyle bir avantajı var. Bunu kullanabilirsiniz. Normalde bu tabii ki krediye tabi, ücrete tabi ama eğitim lisanslarıyla siz eğitmen olarak ya da öğrenci olarak sınırsız krediye sahip olduğunuz için bunu e, bu tüm çalışmalarınızı Otodesk'in bulut tabanında çözdürebiliyorsunuz. Burada gördüğünüz tüm simülasyonları. Bunun dışında yukarıda bir önceki şeyde simülasyon alanında topoloji optimizasyonundan bahsetmiştim. Bir de bunun çok daha gelişmiş yeni bir metodu var. Generative Design. Bundan sunumun ilerleyen aşamalarında daha sık bahsedeceğim, daha fazla bahsedeceğim ve açıklayacağım. Generative Design ya da üretken tasarım diyebildiğimiz bu teknolojiyle siz mühendis olarak ya da tasarımcı olarak bir operatör rolü aslında görüyorsunuz ve bu tasarımı e, bulutta Autodesk'in bulut işlem gücüyle e, binlerce, onlarca iterasyon sonucunda istediğiniz simülasyon çıktısını alıp bunun tasarımda kullanabiliyorsunuz. Bu generatörsel sonucunda tabii ki yerel ve düzenlenebilir sonuçlar elde ediyorsunuz. Yani aldığınız bu sonuçları onlarca, yüzlerce, binlerce iterasyon içinden seçtiğiniz sonucu düzenleyebiliyorsunuz. Ee, üretim maliyeti elde edebiliyorsunuz. Bundan bahsedeceğim. Bu teknolojinin nasıl çalıştığından dediğim gibi ilerleyen aşamalarda bahsedeceğim ve siz e, bu teknolojiyi eğitim lisansıyla erişebiliyorsunuz. Dökümantasyon kısmı yine çok çok önemli kısımlardan birisi. E, i̇malat çizimleri yapabiliyorsunuz. Foto gerçekçi renderler, görseller oluşturabiliyorsunuz. Burası yine, daha bahsettiğim şey yine e, Autodesk'in bulut teknolojisini kullanabileceğiniz aşamalardan birisi. Yani render ve animasyon oluşturma kısmı. Çok çok önemli kısımlardan bir diğeri bulut tabanlı işbirliği. Şimdi Fusion'un bulut tabanlı olduğundan zaten bahsetmiştik. Bu bulut tabanı simülasyonlar ve renderlerde kullanabildiğiniz gibi işbirliği için de kullanabiliyorsunuz. Yani bir ürün ürünün e, geliştirme aşamasında söylediğim gibi farklı disiplinden birçok insanın çalışması gerekebiliyor ya da aynı disiplinden olsanız bile birden fazla kişinin işte mühendis, mimar, tasarımcı, e, Operatör bunların hepsinin o proje üzerinde çalışması gerekebiliyor. Fusion'un bulut tabanı bunu da kolaylaştırıyor. Yani siz projeler üzerinde eş zamanlı çalışabiliyorsunuz. Farklı parçalar üzerinde aynı şekilde revize ya da feedback de sağlayabiliyorsunuz. Geri dönüş de sağlayabiliyorsunuz. Bunu yaparken Fusion'un altyapısını kullanıyorsunuz yine. Nokta bazında, parça bazında değiştirilmesi gereken aşamaları diğer çalışanlarla paylaşabiliyorsunuz. Bulut tabanlı olmasını tabii ki ya da e, bulut tabanlı işbirliğinin söyleyebileceğimiz bir diğer şey de farklı araçlarla, farklı teknolojilerle füzyona erişe, erişebilme, her yerden erişebilme. Burada mesela farklı görseller var. E, bir iş bilgisayarıyla bağlanmış bir kişi füzyonu kullanıyor. Başka bir kullanıcı laptopuyla hatta Mac Laptop ile illa Windows olmak zorunda da değil Fusion kullanımınız. Başka bir kullanıcı tabletle, başka bir kullanıcı da telefonla bu projeyi inceleyebiliyor. Yani herkes farklı yerlerden Fusion'daki çalışmalarına erişebilir. Bunun yanında imalat yine çok çok önemli kısımlardan biri. Çünkü oluşturduğumuz bu tasarımları, bir de imal etmemiz gerekiyor. Burada geleneksel talaş kaldırmalı imalat metotlarını da kullanabilirsiniz. E işte iki buçuk eksen, 3 eksen freze, 4 eksen frezeleme, 5 eksen frezeleme, prop, prop kurma, tornalama ya da iki boyutlu işte sujeti, lazer kesici, plazma kesici gibi araçlarla bunları kullanabilirsiniz. Ya da eklemeli imalat metotlarını çok sık kullanıyoruz. Yani e, takımları da bunu çok sık kullanıyor biliyorum. Hem geleneksel hem 3D model, 3D yazıcıları. E bunlar da Fusion bunları da sağlıyor aslında. Yani imalat metotları içinde Fusion'ı kullanabiliyorsunuz. Farklı bir programa geçiş yapmadan eş zamanlı olarak modellemeyi yaparken buradaki imalat aşamalarını, CAM aşamalarını kullanabiliyorsunuz. Şimdi üretken tasarımdan bahsetmiştik. Yani generative design, üretken tasarım. Bu çok yeni bir teknoloji ve hepimizin kullanımını açık. Bunun nasıl çalıştığını da aslında Şuradan şu örnek üzerinden gösterebilirim. Şimdi burada bir motosiklet görüyoruz ve burada mavi bir parça var. Aslında burada gördüğünüz mavi parça bir tasarımcının eliyle modellediği bir parça değil. Üzerine değişiklikler yapmış olabilir ama eliyle direkt olarak modellediği bir parça değil. Burada aslında generative design teknolojisi kullanıldı. Fusion 360'ın içerisindeki. bunu kullanırken de aslında biz yapay zekaya şunları söylüyoruz. Mesela buradaki parçayı tasarlarken amacımız şu motorun motor bloğunun ya da motorun gövdesiyle arkadaki tekerleği birbirine bağlamak. bunu yaparken de biz yapay zekaya hangi noktalardan bu parçanın birbirine bağlanacağını söylüyoruz. Yani preserve geometri, korumak istediğimiz geometriler. Daha sonra bu parça tasarlanırken hangi parçalardan kaçınmak istiyoruz? Bundan bahsediyoruz. Ve bu bahsetmekten kastında çok basit ilkel geometrilerle Fusion'a tanımlamak. Yani mesela burada tekerleğin yani burada oluşturacak parçanın tekerlekle temas etmesini istemeyiz mesela. Temas etmemesi gereklidir. Bunun için çok basit bir silindirik parçayla yapay zeka buradan kaçınması gerektiğini söylüyoruz. Ya da birleştirmek istediğimiz noktalarda çok basit geometrilerde buralardan birleşecek Dememiz gerekiyor. Bunları sağlıyoruz. Bunun yanında bu parçaya üzerine bir kişi oturduğunda ya da parçalar birleştirildiğinde ya da motosiklet fren yaptığında ne tür yükler binecek? Ne kadarlık yükler binecek? Bunları tanımlamamız gerekiyor. Bunları tanımlıyoruz. Bunun dışında bu parçayı biz hangi üretim metotlarıyla üreteceğiz? Bundan bahsetmemiz gerekiyor. Bunları seçiyoruz. Elimizde hangi materyal var? Yani bu parça, burada gördüğünüz mavi parça hangi materyalle üretecek? Bunları giriyoruz. Bunun gibi bazı parametreleri girdiğimizde yapay zeka bizim için binlerce iterasyon oluşturuyor. Ve bu iterasyonlar içinde bizim için en faydalı sonuç hangisi ise onu bize tanımlıyor. Bizim teker teker her bir aşamada yeni bir model oluşturup, o modeli simülasyona sokup simülasyon sonuçlarına göre o parçada revize yapmamıza aslında gerek kalmıyor. Tüm bu işlemi yapay zeka bizim için yapıyor. Mesela bakın burada örnek bir parçamız var. Bunu şey olarak düşünebilirsiniz. Raf köşe bende. Yani duvara raf ne diyelim raf montajlamak için kullanacağımız işte şöyle geri geleyim durdurmayı deneyeyim bir son hale getiriyorum. Mesela üst taraftaki deliklerden Rafı vidalayacağımız arkadaki buradaki deliklerden de bu rafı ya da köşe bende duvara montaj edeceğimiz bir parça. Tabii ki bu parça bir raf köşe bende bu kadar mühendislik gerektiren bir parça değil ama e, generatizan teknolojisini anlatmak için uygun bir e, örnek olabilir. Burada gördüğümüz aslında şu. Bizim verdiğimiz sınırlandırmalara göre generatif düzen teknolojisi tamamen dolu bir geometri oluşturuyor ve her bir adımda e, alt tarafta belki iterasyon görünüyor olabilir. Yani e, sizde göründüğünü umuyorum e, her bir adımda bu parçadan parça eksilterek bizim verdiğimiz sonuçlara göre ya da bizim verdiğimiz girdilere göre bir sonuca varmaya çalışıyor ve gördüğünüz gibi her bir adımda bu parçadan biraz daha parça eksiltiyor ve simülasyonu tekrar yapıyor. Sağ üst tarafta bu simülasyonun sonuçlarını değiştiğini görebilirsiniz ya da hangi imalat metotlarına göre bunu yaptığını görebilirsiniz ve nihayetinde bizim verdiğimiz güvenlik faktörüne göre son aşamada bize bir parça veriyor. Şöyle tekrar başlatayım. Gördüğünüz gibi parça eksiliyor, eksiliyor ve en bizim verdiğimiz safety faktöre geldiğinde onun altına inmesini istemeyeceğimiz için o bizim üst sınırımız olduğu için bir parçayı oluşturuyor. Burada bu tasarımın standart halini görebilirsiniz. Yani şöyle bir raf köşe bende de işimizi görür ama biz bunu yapay zeka da oluşturabiliyoruz. Biraz komplike bir parça oluyor tabii ki. Yani bulut ya da yapay zeka sonsuz bir uzayda bu parçayı tasarladığı için ama artık gelen günümüzdeki imalat metotlarıyla bu parçaları da üretmek mümkün. Burada iki parçanın karşılaştırıldığı hali görebilirsiniz. Bunun dışında da Generative Design teknolojisini kullanırken bazı girdiler kullandığımız söylemiştim ben. Bunları anlatabileceğim aslında uygun bir parça raf köşe bende. Mesela biz burada bir raf köşe bendini oluştururken neler yapmak isteriz? Öncelikle vidaların gireceği kısımları ya da rafı koyacağımız kısımları tanımlamak isteriz. Bakın buradaki basit silindirik parçalar bunları tanımlamak için uygun. Buradaki yeşil rengi de e, preserve geometri yani bizim korumak istediğimiz bir geometri olduğunu Fusion'a bildiriyor. Bir sonraki aşamada kaçınmak istediğimiz geometrilerin tanımlanması gerektiğinden bahsetmiştim. Burada mesela buradaki örnek yine çok uygun. Arkadaki burada kırmızı parçalar bizim kaçınmak istediğimiz geometriler. Peki bunları niye göre vermişiz? Aslında bundan bahsedebiliriz. Şimdi dediğim gibi normalde sadece korumak istediğimiz geometrileri verirsek bu sonsuz bir uzay olduğu için fusion buradaki geometrileri birleştirirken duvara temas edecek yerlerden de geçirebilir ya da bu parçanın üstüne biz raf monte edeceğiz. O rafın içinden geçecek kısımlardan da geçebilir. Biz bunu istemediğimiz için şunu yapabiliriz. Büyük bir parça çizip arkaya düz ve büyük bir parça çizip buradan kaçınması gerektiğimiz gerektiğini söylediğimizde Fusion buradan kaçınacaktır. Yani şu arkadaki kırmızı parçayı duvar olarak düşünebilirsiniz. Duvarla temas etmesini istemediğimiz için buradan kaçınması gerektiğini söyledik. Ya da üst tarafa ne gelecekti? Bir raf gelecekti. Burada raftan kaçınması gerektiğini bakın söyleyebiliriz. Onun dışında iç tarafta da bazı silindirik parçalar görüyoruz. Bunları da şu şekilde düşünebiliriz. Bir parçayı üretmek yeterli değil. Onun montajlanabilir de olması lazım. Şimdi biz burada parçaları vidalayacağız duvara. Dolayısıyla tornavidanın geçeceği bir kanalın da olması lazım. Bakın burada gördüğünüz gibi. Bu kanalın geçeceği yeri de burada silindirik parçalarla tanımlamışız. Dolayısıyla Fusion bu geometrileri birleştirirken içine burada gördüğünüz gibi boş bırakacak. Yani tornavidanın geçeceği yeri boş bırakacaktır bizim için. Daha sonraki aşama bu parçayı binecek yükleri tanımlamak. Şimdi bu parçanın üzerine raf tanımlayacağımız için biz rafın üstüne bir şeyler koyacağımız için buna bir ağırlık binecektir. Bu ağırlığı tanımlamamız gerekiyor ki Fusion bu parçanın ne kadar dayanıklı yapacağını bilsin. Ya da hangi dayanıma kadar, hangi aşamada kırılacağını tespit edip ona göre orada bıraksın bu jeneratif tasarım teknolojisiyle bu parçadan parça eksiltmeyi. Bunun dışında bu parçayı biz bir yere sabitleyeceğiz. Duvara sabitleyeceğiz. Nereden sabitleyeceksek onu seçmemiz gerekiyor. Bu aşamada da gördüğünüz gibi duvardan duvarı nereden montajlayacaksak onu seçmişiz ve bu parçayı oluşturmuşuz. Bir sonraki aşamada yapay zeka hala yönlendirmemiz gerekiyor. Çünkü bizim sınırımızın ne olduğunu bilmesi lazım. Yani burada safety faktör gerili genellikle. Safety faktörle tanımlıyoruz bunu. Buradaki değeri siz çalışmanın kritikliğine göre arttırıp azaltabilirsiniz. Mesela bir raf için çok ciddi bir güvenlik faktörüne ihtiyacımız yok. İki kalabilir. Daha da azaltabiliriz. Onun dışında imalat metotları bundan bahsetmiştim. Yani yapay zekanın bu e imalatı yaparken ya da bu tasarımı yaparken hangi imalat metotlarını göz önünde bulundurmak bulundurması gerektiğini söylememiz gerekli. Burada e, sınırsız yani hiçbir imalat metoduna göre kendini sınırlama diyebileceğimiz bir seçenek var. Eklemeli imalata göre bir seçenek var. İşte talaşlı imalata göre var. İki eksen kesime göre, örneğin sujetine göre e, ya da kalıba göre eee e, kalıpla imalat yapabileceğimiz metotlara göre farklı seçenekler var. Tabii ki seçenekler bunla da sınırlı değil. Örneğin eklemeli imalattan gidelim. Eklemeli imalat seçtiğinizde e, supportsuz yani herhangi bir support olmadan kaç dereceye kadar yazdırma işlemi yapabileceğini soruyor örneğin yazıcını. Bunu girdiğinizde tasarımı ona göre özelleştirmeye çalışıyor. Ya da işte talaşlı imalatta kesici takımın kaç eksenli olduğunu ya da kesici takımın hangi eksenlerden yaklaşabileceğini ya da kesici takımın çap değeri gibi bazı değerleri soruyor. Çünkü bunlar yine bizim tasarımımızı özelleştiriyor. Normalde bunlar mühendisin düşünmesi gereken yani tasarım aşamasında mühendisin düşünmesi gereken aşamalarda ama artık biz bunu yapay zekaya söyleyebiliyoruz. Bunlara göre tasarım yap diyebiliyoruz. Son olarak üçüncü aşamada da Hangi materyaller var elimizde? Yani plastikte mi üreteceğiz biz bu parçayı? Titanyumla mı üreteceğiz? işte paslanmaz çelikle mi üreteceğiz? Bunları seçebiliyoruz. Bunların sonucunda Burada gördüğünüz gibi binlerce sonuç çıkıyor yani burada e, belki yüze yakın sonuç var ama her bir sonucun içinde de e, yüzlerce onlarca iterasyon olduğu için bunun sonucunda aslında binlerce iterasyonu bizim için hesaplamış oluyor Fusion ve burada biz bir sonuç elde edebiliyoruz. Mesela burada bununla ilgili güzel bir örnek var bu örnek e, aslında fiziksel bir örnek yani e, üretilmiş denenmiş bir örnek şu an bir şey ifade etmiyor olabilir ama bu parça aslında. Otomobillerde bizim emniyet kemerlerini taktığımız parçanın e, Ne diyelim Sabitlendiği kısım yani çok sağlam olması lazım Çünkü emniyet kemerlerini buna taktığımızda yani bir kaza anında Bunların arabadan ayrılmaması lazım Ki emniyet kemeri görevini görsün Bu parça aslında Şöyle gösterebiliriz Gördüğünüz gibi arka e, Koltuklarda Kullanılan bir parça bu General Motors'un Elektrikli araçları için tasarladığı bir parça normalde burada gördüğünüz gibi geleneksel metotlarla tasarlanmış olan halinde bir sürü parça var. Ama General Motors bunu 360'ın eee generative design teknolojisiyle birlikte tek bir parçaya indiriyor. Peki burada avantaj nedir? Yani sadece tasarımın formu değişmiyor burada. Görsel bir ihtiyacımız yok. Burada e, mühendisler bu parçayı %40 daha hafif yani generative design teknolojisini kullanarak %40 daha hafif ve %20 daha dayanıklı hale getiriyorlar. Çünkü e, Bağlantı elemanları azalıyor, vidalar, işte cıvatalar, somunlar azalıyor. Tek bir parçayı indiriyorlar. Dolayısıyla daha sağlam bir parçayı kolaylıkla elde etmiş oluyorlar. Bunun yanında seri üretim bir parça olduğu için bu çok fazla parçayı tek bir parçayı indirmek de önemli. Çünkü bu binlerce araç üretildiğini düşünürsek, milyonlarca araç üretildiğini düşünürsek maliyete katkı sağlayacak bir süreç. Buradaki araçta bahsettiğim elektrikli araç. Onu görebilirsiniz. Onun dışında benim için çok heyecan verici olan başka bir şey var. Şu an NASA'da belki aracı bitirmiş bile olabilirler. Gelecekteki uzay görevlerinde kullanacakları uzay aracını aslında generatif dizayn teknolojisiyle tasarlıyorlar. Çünkü hafif olması ve dayanıklı olması gerekli bu araçların. Gördüğünüz gibi bu aracın e, tasarlanma sürecinde devam eden hali ve generatif dizayn teknolojisinin nasıl kullanıldığını görebilirsiniz. Burada buradaki güzel şey şu. NASA'nın şu an atölyelerinde kullandığı teknolojiye öğrenciler ya da eğitmenler olarak bizim de sınırsız olarak erişiyor olmamız, erişebiliyor olmamız, bunu şu an bu gördüğünüz teknolojiyi kullanan üniversite takımları, lise takımları da var. Yani e, su altı araçlarında ya da uzay araçlarında hover araçlarında bu e, teknolojiyi kullanıyorlar, e, onunla üretim yapıyorlar ve tasarımlarını aslında ekliyorlar. Bu heyecan verici bir kısım. Onun dışında bu Generatif Design teknolojisini çeşitlendirmek mümkün. Burada başka örneklerini görüyorsunuz. Birçok örneği var. Hepsine girmek çok e, mümkün olmaz. Ama her sektörde kullanabilirsiniz. Yani generatif Design'e ben ilk başladığımda motosiklet parçasından bahsetmiştim. Daha sonra bir raf köşe bendinden bahsettim. NASA'da kullanıyor bu teknolojiyi. Öğrenci takımları da otomotiv sektöründe de her yerde bu teknolojiye şu an erişebilirsiniz. Şimdi eğitimde otodesk ne yapıyor? Bundan bahsedelim. Dediğim gibi ben zaten eğitim alanında aslında çalışıyorum. Buradaki en önemli kısımlardan biri yazılımlara ücretsiz erişiyor olmanız. Ve bu ücretsiz eriştiğiniz araçlar Sınırlı ya da demo gibi bir araç değil ya da bir yazılım değil. Normal bir e, iş yerinin ücret vererek erişebileceğinden çok daha fazla teknolojiye siz sınırsız olarak erişebiliyorsunuz. Mesela Fusion için bu bu şekilde. Normalde bahsettiğim Generative Design teknolojisini kullanmak için de çıktı alabilmek için de ekstra kredi ödemeniz gerekiyor. Para kredi satın alıp yani para verip kredi satın almanız ve o krediyi harcamanız gerekiyor. Ama eğitim lisansında siz sınırsız krediye sahipsiniz. İstediğiniz kadar çıktı alabiliyorsunuz. Öğrenme kaynakları sağlıyoruz. Ee, geçmiş dönemde verdiğimiz eğitimler mesela bunun bir örneği. Diğer eğitim kurumlarına da geçmişte verdiğimiz örnekler var. Eğitim serileri oluşturuyoruz ve yarışmalar düzenliyoruz aslında. Ee, bunun tabii ki ilk aşaması Burada gördüğünüz adresi giriş yapmak. Yani otodesk.com.tr education bölümüne giriş yaptığınızda internet sitesi sizi eğitim lisansına nasıl erişebileceğinizle ilgili aslında yönlendiriyor. Bunun yanında e, lokal bir portalımız var. Yani tasarım ve teknik adı altında. Tasarım ve teknik.com'a girdiğinizde hem e, Fusion ile ilgili güncel haberlere erişebiliyorsunuz ya da Fusion ile ilgili eğitim lisansına nasıl erişebileceğinizle ilgili rehberlere erişebiliyorsunuz. Burada Fusion 360 panelinin altından girdiğinizde eğitim lisanslarına erişiminizle ilgili bazı örnekler bulabilirsiniz. Ee, onun yanında dediğim gibi haberleri paylaşıyoruz. Örneğin bakın Generative Design ile ilgili Türkçeleştirilmiş bir eğitim serisi var. Buna erişebiliyorsunuz. Bunların hepsini tasarım ve teknik üzerinden kullanabilirsiniz. Bunun yanında... Eğitim alanında dediğim gibi liselerle, üniversitelerle e, iletişimimizi sürdürüyoruz. Onun dışında Milli Eğitim Bakanlığıyla Otodesk'in uzun yıllardır sürdürdüğü bir protokol var. E, Mesleki Teknik Anadolu Liselerinde mesela müfredatlar Fusion 360'a göre özelleştirildi ve Fusion 360 eğitimi veriliyor. E, burada mesela bahsettiğim şey de bu öğrenme materyalleri Fusion 360 ile hazırlandı. Ben de destek oldum o aşamada. Kitapların ya da hizmetçi eğitimlerin oluşturulması aşamasında bunları kolaylıkla erişebiliyorsunuz. Yani bu eğitim serilerine kolaylıkla erişebiliyorsunuz. Bunun yanında geçtiğimiz dönemlerde eğitimcinin eğitimi serilerimiz oluyordu. Ve eğitimcinin eğitimi serilerinde eee eğitmenlerimize üniversitede lisedeki eğitmenlerimize 360 eğitimleri sağlıyorduk Tabii pandemi ile birlikte bu biraz daha değişti ve eğitimler uzaktan olmaya başladı şu anda olduğu gibi aslında eğitimcilerimize uzaktan eğitimler sağlamaya başladık bununla birlikte öğrencilere de eğitim tabii ki sağlıyoruz 360 eğitimleri bu mesela onlara bir örnek burada işte ODTÜ'den bir örnek, ODTÜ'de verdiğimiz bir seminerden örnek görüyorsunuz. İşte Fusion'dan bahsediyoruz burada da. Bu tabii ki yine pandemiyle birlikte bu da uzaktan eğitime döndü aslında. pandemi atlatmış olsak bile hala uzaktan eğitim devam ediyor bildiğiniz gibi. Uzaktan FÜN 360 eğitimlere devam ediyoruz. Bununla birlikte tasarım kampları çok sık yaptığımız, geçmiş dönemde çok sık yaptığımız etkinliklerden birisiydi. Bu dizayn atonlarda, tasarım kamplarında aslında şunu yapıyorduk biz iki gün süren bu etkinliklerde birinci gün öğrenciler hiç daha önce hiç bilgisayar desek tasarım programı kullanmamış ya da e, Fusion kullanmamış öğrencilere tüm gün eğitim verip ikinci gün daha önce hiç bilmedikleri, hiç kullanmadıkları bir programı e, ya da ne diyelim hiç tasarım yapmadıkları bir alanda konu verip o konuyla ilgili tüm gün boyunca tasarım yapmalarını istiyordu kendilerinden ve e, bunun sonuçlarını da aslında burada görebilirsiniz. Yani daha önce hiç bilgisayar destek tasarım programı kullanmayan öğrencilerin bir günlük Fusion eğitimiyle elde ettiği tasarımlar bu şekilde. Oldukça e, iyi, detaylı ve Gördüğünüz gibi hem freeform yani mesela araç tasarımı var orada. freeform form tasarım da yapabiliyorlar. E, hard surface, e, sert e, hatları sahip tasarımlar da yapabiliyorlar. Burada benim az önce anlattığım Fusion'un içinde olan tüm aslında teknolojileri görebiliyorsunuz. Freeform ya da t spline dediğimiz tasarım araçları da var. Sketch tabanlı parametrik modelleme ile ilgili detaylar da var. Bunların hepsine e, bir günde öğrendi bu öğrenciler ve tasarımlarını yaptı. Bunun yanında uzaktan yaptığınız bazı tasarımlar var. Ee, bu tasarım yarışmaları farklı disiplinden insanları bir araya getiriyor aslında. Yani siz de e, bir araç yaparken, bir robot yaparken hem elektronik kısmı ile ilgili çalışmanız gerekiyor, hem mekanik tasarım, hem ürün tasarım kısmı. Dolayısıyla biz de bu yarışmalarda yani hem bu dizayn yarışmalarında burada gördüğünüz, hem de uzaktan yaptığımız tasarım kamplarında farklı disiplinden öğrencileri bir araya getirmek istiyoruz. Ve onu sağlıyoruz. Öğrenci toplulukları desteklerimizi aslında sürdürüyoruz. Bunu sponsorluklarla ya da eğitimler ya da ücretsiz lisanslarla bahsettiğim ücretsiz lisanslarla yapıyoruz. Burada farklı disiplinden insanları görebilirsiniz ya da farklı disiplinden tasarım yapan toplulukları görebilirsiniz. Burada mimari alanda bir tasarım yapıldığını görüyorsunuz. Mesela burada bir rover takımımız var, uzun yıllardır destek olduğumuz ve bu rover aracının tasarımı tamamen Fusion ile yapılıyor. Mesela burada bir patlama görselini görebilirsiniz. Fusion oluşturulmuş. Gördüğünüz gibi tüm bu tutucu kolun tasarımı biraz daha bekleyelim. Fusion yapıldı ve bu animasyon da aynı şekilde Fusion yapıldı. Onun dışında Gebze Teknik Üniversitesi Rover takımı yine Fusion yapıyor çalışmalarını. Rover takımlarından bahsetmiştim. Yani sualtı araç tasarımı yapan takımlarımız da Fusion 360 kullanıyor. Bir tür Rover takımı. Buna bir örnek. Onun dışında liselerden de tabii ki Fusion 360'ı kullanan çok fazla takım var. Mesela İstanbul Erkek Sesi Robotik Takımı bunlara bir örnek. Gördüğünüz gibi tasarım, patlama animasyonu, her şey Fusion'la tasarlandı ve Fusion'la üretildi buradaki araç. Onun dışında Balıkesir Robotik Takımı yine güzel bir örnek. Yani üniversite seviyesinde değil daha alt seviyede de lise takımları da Fusion 360'ı rahatlıkla kullanabiliyor. Çünkü Öğrenme eğrisi çok pratik, kolaylıkla öğrenebiliyorsunuz, kolaylıkla kullanabiliyorsunuz ve ücretsiz erişebiliyorsunuz aslında. Bunun dışında yani kullanan öğrenci takımlarının dışında Autodesk'in <laughs> uluslararası düzenlediği yarışmalar da oluyor. Son zamanlarda çok düzenlenmiyor ama geçmiş dönemlerde düzenlenen yarışmalardan bir örnek verebilirim. Mesela buradaki e, araç tasarımı aslında bu benim yaptığım bir araç tasarımı. Bu Autodesk'in Airbus Avrupa Uzay Ajansı ile birlikte düzenlediği e, etkinliklerden birisi. Şöyle e, bir mikrofondan ses geliyor ama belki kontrol etmek isteyebilirsiniz arkadaşlar. Ben kapatabildim. E, Uluslararası düzenlediği yarışmalardan birisi ve burada gördüğünüz tasarım, e, o zaman dünya birincisi olmuştu ve bu tasarımın tamamı Fusion 360'ta yapıldı aslında. E, mesela bunun modelleme aşaması ile ilgili belki bir sonraki sunumu gösterebilirim. Şöyle sesini de kapatalım. Burada bahsedebilirim biraz belki bu yarışmadan. Bu yarışmanın amacı işte. E, Ayda kolonileşme olursa bu kolonileşmeyi nasıl hızlandırabilir? Yani bu kolonleşme sürecini hızlandırmakla ilgili bir araç tasarımı yapmaktı. Ben de o zaman böyle bir araç tasarımı yapmıştım. Burada gördüğünüz gibi e, hızlandırılmış timelapse bir video ama oldukça pratik. Yani Fusion'da bu tür tasarımları yapmak çok çok kolay. Ve Fusion kullanmanın avantajlarından birisi de bu aslında. Çünkü Autodesk'in düzenlediği bu uluslararası yarışmalar sadece Fusion kullanarak katılabileceğiniz yarışmalar. Başka bir modelleme programı kullanmanız beklenmiyor. Fusion kullanmanız bekleniyor. Ve burada gördüğünüz gibi tasarımı yani konsept bir tasarım olduğu için kolaylıkla oluşturabiliyorsunuz. Biraz daha hızlandırayım. E, ee, Fusion'da montaj da yapılabildiğinden bahsetmiştim. Yani ee, tasarım alanında montaj da yapabiliyorsunuz bunların animasyonunu da içinde yapabiliyorsunuz burada gördüğünüz gibi kolaylıkla yapabilirsiniz onun dışında şeyden de bahsetmiştim yani Fusion'ın aslında neler yapılabileceğini de göstermek istiyorum ben dediğim gibi ben eğitim alanı dışında Fusion'u profesyonel olarak da kullanıyorum burada Fusion oluşturduğum bazı örnek tasarımlar var genelde konsept tasarım ya da araç tasarım üzerine çalıştığım için bunları gösterebilirim mesela burada bir araç var ve binlerce parçadan oluşan bu araç en başta bahsettiğim gibi hem t spline yani freeform modelleme araçları kullanılmış parçaları içeriyor içerisinde hem de sketch tabanlı parametrik modelleme ile oluşturulmuş parçaları içeriyor. Burada yine farklı bir e, tasarım var, model var. Onun dışında rover örnekleri var. E, Gerçekçi daha gerçek yani konsept tabii ki bu da konsept tasarım ama daha e, ne diyelim belki iman edilebilir farklı bir tasarım da var. Yine bunu Fusion'dan e, tamamen baştan sona Fusion'la tasarladığımı söyleyebilirim. Burada yine askeri alanda e, personel taşıyıcı mesela zırhlı personel taşıyıcı örneği var. Burada onun farklı bir varyasyonu var zırhlı personel taşıyıcının. E, onun dışında free form araçlarını yani eğer ileride otomotiv sektörünü ya da yüzey tasarımını, A kalite yüzey tasarım alanında daha çok ilerlemek isterseniz bu ona bir örnek olabilir. Buradaki bot tasarımı Emisa için yaptığım geçmiş dönemde yaptığım tasarımlardan biriydi. <laughs> Direkt olarak Fusion'la bu tasarımları yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu da az önce bahsettiğim Air, Autodesk'in uluslararası düzenlediği yarışmalar için yaptığım tasarımın 360 derece dönen bir örneği. Bunları kolaylıkla Fusion 360 öğrenerek kolaylıkla uygulayabiliyorsunuz. Burada da Autodesk'in bazı ürünlerini gösterebilirim. Şimdi Fusion Oda ürünü Otodesk'in evet ama Otodesk'in bunun dışında da 200'e yakın ürünü var aslında ve siz eğitim lisansıyla bunların büyük bir çoğunluğuna sınırsız olarak erişebiliyorsunuz. O yüzden size tavsiyem şu olabilir: hem ekibinizle hem bireysel olarak tasarım ve teknik üzerinden Otodesk eğitim lisansı nasıl açılır? Bununla ilgili oluşturduğumuz rehbere gidip Otodesk'in eğitim lisanslarına hemen erişip. Kullanmanız Çünkü kullanabileceğiniz yerlerin sınırı aslında yok hangi sektörde çalışıyor olursanız olun 360 360'ta bunu kolaylıkla yapabilirsiniz özellikle Şu an üzerinde çalışıyorsanız robotik tasarım gibi bir alanda Kolaylıkla kullanabilir bilirsiniz kullanabileceğiniz en pratik ürünlerden birisi Hatta bundan Bahsedebilirim Benim Genel olarak söyleyeceğim şeyler aslında bunlar. Yani hem Autodesk ile ilgili, hem Fusion ile ilgili, hem eğitim alanında Autodesk'in neler yaptığı ile ilgili ya da sizin bir öğrenci olarak ya da eğitmen olarak otodeskle neleri erişebileceğinizi kısaca göstermek istedim ben. Umarım verimli bir sunum olmuştur. Bu kalan son kısmımızda aslında sorularınız varsa onları cevaplamaktan ben çok memnun olurum. O yüzden sunumumu bir şekilde bir durdurayım. Hasan Hocam merhabalar. Evet. Olur. Hocam sizin kamera görüntünüz gelmiyor ama siz kapattığınız için gelmiyor muhtemelen evet, evet. değil evet. mi? Evet evet şimdi ha, tamam. açtım tekrar. Ha, tamam. Valla e, yani e, sorusu olan ya ofisteki yani eğitim salonundaki gençler sorusu olan var mı? Yok abi. Tamam. E, chatten de bir soru gelmemiş Hukun Hocam. Hı hı. E, Bana otodesk ürünleri ben seviyorum. Özellikle öğrenci ee, odaklı olması ve e, çok kolay ulaşılabilir olması çok hoşuma gidiyor açıkçası. Ee, bir de geniş bir skala aslında ilkokuldan o TinkerCAD'lerle başlayıp da hani sonuna kadar böyle geniş bir yaş aralığına hitap ediyorsunuz. Evet evet hocam. Güzel. Yani mesela anaokulunda hatırlıyorum ya da bir, birkaç yaş üzerinde TinkerCAD'le başlayıp oradan Fusion'a direkt geçilebiliyor ve Fusion'la da ortaokul, lise, üniversite sürecinin tamamı ve profesyonel iş hayatını kolaylıkla sürdürebiliyorlar. Yani bunun aslında iyi yanı şu diyebiliriz. Hepsi aynı şirketin ürünü olduğu için birbiri arasında entegre olmak çok kolay. Yani Tinkercad kullanan bir öğrenci Fusion'a geçtiğinde afallamaz. Ya da AutoCAD kullanması gerekti farklı bir sektörde. AutoCAD ile Fusion'ın çok benzer alanları var. Ya da Fusion'la Inventor kullanıyor bir şirket iş hayatına atıldığında. Fusion kullandığı için Inventor'a direkt adapte olabilir. Ya da Fusion'ın içinde Örneğin ben 3ds Max'te kullanıyorum, Maya da kullanıyorum. Fusion'un içindeki t spline modelleme teknolojisini bilen bir öğrenci ileride medya ve eğlence sektörüne giriş yapmak istediğinde, o şekilde devam etmek istediğinde hem Fusion'u hem diğer ürünleri kolayca kullanabilir. Çünkü adapte olması kolay aynı şirketin ürünü olduğu için. Evet kesinlikle. Ee, bir de mesela ben bir ekran paylaşmak istiyorum sizinle. de. Ee, Evet, şimdi geliyor. Ee, Autodesk'in aslında şeyi de var. Hani First Robotics Competition'da bir sayfası da var, Competitions'lar altında. Ee, takımlarımız bu normal Firstun, First, First da birçok şeye erişebiliyorlar ama burada bazı e, robotik ile ilgili kaynaklar da var. Yani e, FRC ya da firstün kendi programları açısından kullanımda neler var? İşte Inverter'dan işte 3ds Max'e kadar, Fusion 360'a kadar. Ve Mesela kit of parts'ın e, zip dosyası şeklinde ya da saha modellerini de e, Şöyle tıkladığım zaman galiba dosya şeklinde indireceğiz. Evet evet indirebiliyorsunuz hocam. Aynen burada e, Fusion 360 içerisinde e, şeyi görebiliyor yani e, bu entegrasyonda çok güzel oluyor aslında. Evet, evet, hocam mesela bu, bu da iyi mesela yani şu an gösterdiği şey de aslında benim anlattığım bulut teknolojisinin bir evet. şeyi çünkü browser evet. üzerinden direkt Fusion mesela Hasan hocam açmadan direkt bulut üzerinden bu sahneye inceleyebiliyor mesela tabletten de açabilecekti Hasan hocam ya da başka bir öğrenci evet. başka bir arkadaşıyla bu yeri özelleştirmek isterse özelleştirebilecekti. O yüzden bu da güzel bir örnek. Hocam dediği gibi First Robotics'in zaten yine Autodesk'in ortaklığı olduğu için oradan hmm. gerekli kaynakları da hocamın söylediği siteden gerekli kaynaklara da erişebiliyorsunuz. Bunların hep linklerini zaten bu videomuzu e, YouTube'da koyduğumuz zaman oraya koyacağız. Aynı şekilde e, parçaları da mesela bu da Autodesk'in kendi sitesinde e, indirebilecekleri bir şekilde böyle bir zip dosyası şeklinde indirebilirler. Ne kadarlık dosyaymış bilmiyorum ama yani bütün, büyük mü? Değil, 25.2 MB kit of parts. Kit of parts da bizim zaten e, kick off günü kit takımlarına dağıttığımız kit parçalarının şeyleri. Yani aslında burada e, robotların da tasarladıkları zaman bu sahanın içerisinde bir noktada robotlarını yerleştirip bunun simülasyonları gibi e, animasyonları, simülasyonları gerçekleştirilecek e, bir hocam, ortam çıkacak. sanırım orada programların içinde Synthesis gibi bir program vardı. Be Bravo. Betaydı en son bir üst kısımda. Hala beta sanki. Hala yani beta ilk, evet yani hiç e, indirdik bunu denedim falan ama ben şey çalıştı stable çalıştığını göremedim daha yani tam. Doğru. Ya benim makinemin gücü yetmiyor ya bir şey var. E, beş nokta ben de beta mı? olduğunu hatırlıyorum o yüzden <laughs> evet. yani, yani altı verim çalışmıyor ama, olabilir. E, hani biraz da şey yaşadık bunda ben ilk e, denediğin zaman olmazsa o hayal kırıklığı oluyor sonra evet, doğru, evet. başka şeye gidiyorsun yönleniyorsun ya öyle bir şey yaşadık. Bir yani, ta, size... Tam bir program değil hocam o yüzden yani hala evet. beta dediğiniz gibi. Evet böyle bir şey de var. Çok da güzel. Aslında simülat oyun gibi e, robotunu deneme belki videoları features kısmında. E, o da işte real life physics, fizik Unity Engines şeyi kullanarak da yapabiliyormuş. İşte ne bileyim burada robotlarını deneyebiliyorlar çocuklar. E, evet. Yani çok güzel ürünleri var. First Robotics Competition için. Evet. Sorusu olan var mı arkadaşlar? Eklemek istediğim bir şey olan var mı? burada? Sanırım yok diyorlar. Tamam. Eee hocam çok çok teşekkür ederiz. Ben ben de teşekkür ederim hocam. Ee, bir sonraki etkinliğimizde artık görüşmek üzere diyorum. Geleneksel evet, oldu çünkü bu. Ee, evet, evet. Ya yani bu ben kaydı durduruyorum hemen. Tamam.